Evet, şimdi kırılma için gereken gerilim sorusu üzerinde durmak istiyorum bu videoda ve önümüzdeki videolarda birkaç video serisi boyunca bir malzemeyi kırabilmek için malzeme üzerine uygulamamız gereken gerilimi teorik olarak nasıl değerlendirebiliriz? Kuramsal olarak nasıl bir noktadan başlayarak bir cevap bulabiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Bunun için de plastik şekil değişiminden bahsederken kullandığımız yaklaşımın bir benzerini kullanacağız. Plastik şekil değişiminde hatırlarsanız dislokasyon hareketlerinden bahsetmiştik. Fakat ilk olarak konuya girerken kusursuz bir kristal ele almıştık ve eğer dislokasyonlar olmasaydı kayma hareketinin gerçekleşebilmesi için yani iki kristal bloğunun bir düzlem üzerinde tek adımda birbirleri üzerinde kayabilmeleri için uygulanması gereken gerilim değeri sorusu üzerinde durmuştuk ve bunun çok yüksek bir gerilim değeri olduğunu gözlemlemiştik. Deneysel olarak baktığımız zaman kayma çok daha düşük gerilim değerleri altında gerçekleştiği için dislokasyonların mutlaka plastik şekil değişimi sırasında aktif olması gerektiği sonucuna varmıştık bu değerlendirme sonrasında. Şimdi benzer bir değerlendirmeyi kırılma için yapacağız. Kusursuz bir kristalde Kırılmayı gerçekleştirebilmek için yani atomlar arası bağları birbirlerinden e, atomlar arası bağları kırabilmek için atom gruplarının kristal yapıyı belli bir düzlem üzerinde koparabilmek için uygulamamız gereken gerilim değerinin teorik bir değerlendirmesini yapacağız ve hatta şimdiden ipucu olarak. Söyleyeyim sonuçta ulaşacağımız şeyi, bunun çok yüksek bir değer olduğunu gözlemleyeceğiz. Tıpkı plastik şekil değişiminde dislokasyonlar olması gibi, kırılmaya neden olan bazı etkenler olduğu sonucuna varacağız. Bu videonun sonucunda. Şimdi ilk olarak bu kırılma gerilimi değerinin teorik bir değerlendirmesiyle başlayalım. Atomlar arası bağları koparmak için ne kadar bir gerilim uygulamamız gerekiyor, onun bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra bulduğumuz değere göre, ne tür etkenler kırılmada rol oynuyor olabilir bunun tartışmasını yaparız. Şimdi atomlar arası bağları kırmak istiyorsak en basit senaryoyu ele alarak başlayabiliriz. Yani iki tane atom dikkate alabiliriz. Bu atom evrende bulunan y yani iki tane atom başka hiçbir atomla etkileşime girmiyorlar. Ve aralarında belli bir mesafe var. Bu mesafeyi de Şöyle R ile gösterelim. Bundan daha önce temel malzeme bilgisi video serisinde bahsetmiştik. Daha ayrıntılı bilgi isteyen izleyiciler oradan da takip edebilirler. Fakat ben kısa bir değerlendirmesini sunacağım. Şimdi bu iki atom arasındaki etkileşimi atomlar arası mesafeye göre nasıl değiştiği sorusuna cevap arayacağız. Bu iki atom arasındaki e, çekim kuvveti y ekseni tarafı y ekseninde gösteriliyor olsun. X ekseninde de iki atom arasındaki mesafe yani r değeri gösteriliyor olsun. Şimdi bu iki atom eğer birbirinden çok uzak bir mesafede konumlanmışlarsa bunlar arasında sadece van der Waals etkileşimi mümkün olabilir. Tabi bunlar evrendeki diye yani iki atom demiştik. O yüzden çok çok düşük bir van der Waals etkileşimiyle bunlar birbirleri, birbirlerine doğru çekiliyor olabilirler. Birbirlerine doğru yaklaştıkça artık aralarındaki etkileşimin büyüklüğü artacak ve bir noktadan sonra bunlar elektron paylaşarak bir kimyasal bağ oluşturacaklar. Bu iyonik bağ, kovalent bağ ya da metalik bağ olabilir. Fakat bir noktadan sonra bunlar birbirlerine yaklaşmaya başladıktan sonra ve bağ kurduktan sonra artık daha da yaklaşmaya devam ederlerse artık elektron kabukları üst üste binmeye başlayacağı için bunlar birbirlerini itmeye başlayacaklar. Ve bu iki atom arasındaki kuvvetin sıfırlandığı noktaya dikkat ederseniz tam bu noktaya bu noktada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Uzak mesafede iki atom birbirini çekiyordu fakat çok fazla yaklaştıkları zaman artık birbirlerini itmeye başlıyorlar çünkü elektron kabukları üst üste binmeye başlıyor. Bu iki kuvvet birbirini dengelediği zaman tam bu R eksenini kestiği noktada aradaki kuvvet sıfıra inmiş oluyor. Yani bu her iki kuvvet itme ve çekme kuvvetleri birbirlerini dengeliyor. Üst taraflar burada eksi yani çekme değerlerini gösteriyor olsun alt taraf itme değerlerini yani artı değerleri gösteriyor olsun. Bu iki kuvvet birbirini dengelediği zaman bu iki atom belli bir denge mesafesinde konumlanmış oluyor. Bunu da R0 ile gösteriyoruz ve iki atom arasındaki denge mesafesi olarak adlandırıyoruz. Şimdi iki atom uzayda bulunan sadece kendi başlarına bulunan iki tane atom bu şekilde bir denge mesafesinde konumlanmak durumundaysa bu düşünceyi birçok atomun bir araya geldiği senaryoya uyarlarsak atomların birbirini tekrar eden bir simetrik düzen içinde sıralanmaları gerektiğini gözümüzde canlandırabiliriz. Zaten kristal yapılarda bu şekilde ortaya çıkıyorlar. Şimdi biz kristal yapı kısmını şimdilik bir kenara bırakalım. Tekrar bu iki atom arasından düşünmeye başlayalım. Şimdi bunlar van der Waals etkileşimiyle birbirlerine doğru yaklaştılar, elektron paylaşarak bir kimyasal bağ kurdular ve ondan sonra belli bir denge mesafesinde konumlandılar. Biz bu iki atomu tekrar birbirinden ayırmak ve koparmak istiyorsak, yani kırılmanın özünde olan şey iki atom arasındaki bağı kırmak istiyorsak ne kadar bir gerilim uygulamamız lazım? Biz burada kuvvetler üzerinden düşünmüştük ama gerilim o ve değerlerini verdiğini varsayalım buradaki y ekseninin. Ne kadar bir gerilim uygulanması lazım? Buradaki tepe değeri kadar. Bu değerin üzerinde bir gerilimle biz bunları çekersek o zaman bu bariyer değerini aşabileceğimiz için bu iki atomu birbirinden koparmamız mümkün olacak. Yani buradaki değeri buradaki maksimum sigma ile gösterdiğimiz bu maksimum gerilim değerinin üzerinde bir gerilim uyguladığımızda e, bu iki atomu koparmamız mümkün olabilecek. Yani malzemelerin kırılabilmesi için uygulanması gereken gerilim değerinin teorik bir değerlendirmesini yapacaksak herhalde böyle bir noktadan başlamamız uygun olabilir. Şimdi teorik bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Dolayısıyla işi biraz matematiksel tarafıyla ele almak istiyoruz. Fakat buradaki nokta, buradaki çıkış noktamız bize çok matematiksel bir başlangıç için uygun bir çıkış noktası vermedi. Elimizde sadece bir maksimum gerilim değeri var ve bunu buradaki elde ettiğimiz bu eğriyi gerilim cinsinden yani bir Pardon, e, R cinsinden iki atom arasındaki mesafe cinsinden bir fonksiyon olarak ifade etmemiz lazım ki bu fonksiyonu matematiksel işlemlere tabi tutabilelim. Şu anda bu eğriye dair bir denklem yok elimizde. Bunun için bazı basitleştirmeler yapabiliriz. Şöyle ki diyelim ki mesela buradaki bu eğriyi bir sinüs eğrisine benzetelim. Bildiğiniz gibi sinüs eğrisi şöyle bir yapıya sahip buraya tam bir sinüs eğrisi oturttuğumuzu varsayalım. Eğri bu şekilde gelecek ve sonra bu şekilde devam edecek. Fakat bizim için önemli olan buradaki sigma maksimum değeri. O yüzden bir sinüs eğrisine benzetirsek buradaki kısmı belki kullanışlı olabilir bizim için. Belki iyi bir noktadan başlamış olabiliriz. O zaman nasıl diyeceğiz? Sigma eşittir R'ye bağlı bir fonksiyon olarak yazmak istiyoruz demiştik. Buradaki bu sinüs eğrisinin genliği yani sigma max çarpı sinüs 2 pi r bölü lambda şeklinde bunu yazabiliriz. Lambda buradaki dalganın bu sinüs eğrisinin dalga boyu. Yani buradaki mesafe. Burası lambda'yı eşit. Şimdi her ne kadar bir benzetim de söz konusu olsa... ...buradaki eğriyi, buradaki gerilim değerindeki değişimi... ...atomlar arası mesafeye bağlı bir fonksiyon olarak ifade edebildik. Şimdi buradaki sinüs işimizi biraz zorlaştırabilir. Fakat bundan kurtulabiliriz. Çünkü biz burada çok küçük değerlerden bahsediyoruz. Yani atomlar arası mesafeleri düşündüğünüz zaman çok çok ufak değerlerden bahsediyoruz ve sinüs değerleri çok küçük değerlerin sinüsü yaklaşık olarak kendine eşit olduğu için biz buradaki denklemi sinüs x yaklaşık olarak x'e eşit olduğuna göre buradaki denklemi şu şekilde de yazabiliriz. Sigma eşittir sigma max çarpı sinüsten kurtulup sadece 2 pi r bölü lambda şeklinde de yazabiliriz. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bir denklem elde ettik. Burada yazabileceğimiz bir diğer denklem daha var. O da önceki videolarda bahsettiğimiz ve malzeme biliminde çok sık kullandığımız hook yasası. Çünkü buradaki şekil değişimi, elastik bir şekil değişimi biz bu atomları birbirlerinden ayırmaya çalışırken Atomlar arası bağları tıpkı bir yay gibi esnettiğimiz için buradaki şekil değişimini elastik şekil değişimi çerçevesinde ele alabiliriz ve burada uygulanan gerilim ve gerinim arasında Hooke yasasından yola çıkarak bir ilişki kurabiliriz. Tabii burada gerinim ne olacak diye soracak olursanız tabii ki geril, gerinimin tanımı gereği iki atom arasındaki mesafedeki değişimin denge mesafesine oranı olacak. Bunu da R bölü R sıfır olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bu iki eşitliği birleştirirsek sigma değerlerinden kurtulmak için çünkü biz burada sigma max değerinin ifadesini elde etmek istiyorduk. Sigma max çarpı 2 pi r bölü lambda eşittir buradaki ifade yani elastisite modülü çarpı r bölü r0 Burada bir sadeleştirme yapabiliriz. Buradaki r değerleri sadeleşecek ve buradaki eşitliği yeniden düzenlediğimizde sigma max çünkü bu ifadenin peşindeydik eşittir e, lambda yukarı çıkacak sağ tarafta Bölü 2 pi Aşağıya gelecek Çarpı Elastisite modülü ya da yang modülü bölü R0 yani iki atom arasındaki denge mesafesi Şimdi iyi kötü bir Eşitlik elde ettik İki atomu birbirinden koparmak için Uygulamamız gereken gerilim değerinin ifadesini elde ettik fakat bu gerilim değerini hesaplamak istiyorsak Bizim malzemenin yang modülünü biliyor olmamız lazım. Pi değerini biliyoruz. Buraya oturttuğumuz sinüs eğrisinin dalga boyuna dair bir fikrimiz olmasına, olması gerekiyor. Aynı zamanda bu malzemedeki atomların konumlandığı Denge mesafelerini bilmemiz gerekiyor. R0 değerlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk etapta herhangi bir malzeme için bu değerleri söylememiz çok kolay değil, Yang modülünü biliyor olabiliriz. Fakat R0 ve Lambda gibi değerler Çok kolay değerler değil. O yüzden Burada şöyle bir Sadeleştirme yapıyoruz. Diyoruz ki Şöyle bir varsayımda bulunalım. R0 değeri Yani buradaki R0 değeri Bu dalga boyunun Yarısına eşit diyelim baktığımız zaman yaklaşık öyle bir e, ilişki varmış gibi görünüyor zaten. Eğer böyle bir ilişki kurarsak ve buradaki R0 değeri yerine lambda bölü 2'yi koyarsak o zaman sigma max eşittir E yani elastisite modülü bölü 2 pi ifadesini elde ediyoruz. Şimdi bu yukarıdaki gibi kesin bir ifade değil tabii ki. Yani bu kesin ifadeyi de aslında bir e, bir benzetimle elde etmiştik. Tabi onu da unutmamamız gerekiyor. Fakat yine de çok daha kaba bir tahmin sunuyor. Fakat kabaca bize ne tür gerilim değerleri beklememiz gerektiği konusunda bir fikir veriyor. Çünkü mühendislik uygulamalarında kullandığımız malzemelerin yang modülleri ya da elastisite modülleri yaklaşık olarak 100 GPa ve hatta üzeri değerler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da 2 pi değerine böldüğümüz zaman buradaki sigma max değerinin buna yaklaşık 3 diyelim 6 olacak. 100 yani yaklaşık 15 ila 20 GPa ve hatta daha büyük gerilim değerleri olması gerekiyor. Yani sizin elinizde gevrek bir malzeme varsa, plastik şekil değişimine girmeyen cam gibi gevrek bir malzeme varsa ve siz bunu kırmak istiyorsanız uygulamanız gereken gerilim atomlar arası bağları kırabilmek için uygulanması gereken gerilim 15 ila 20 GPa ve hatta daha daha yukarı gibi bir sonuç çıkıyor bu değerlendirmeden. Tabii bu çok çok yüksek bir değer. Biz deneysel sonuca bak deneysel sonuçlara baktığımız zaman mühendislik uygulamalarında kullandığımız malzemelerin çok daha düşük gerilim değerlerinde kırıldığını gözlemliyoruz. O zaman bize şu konuda bir uyarı veriyor bu yaptığımız değerlendirme. Nasıl plastik şekil değişiminde kaymayı yaratan dislokasyonlar varsa kırılmada da başka etkenler olması lazım. Kırılmanın gerçekleşmesini çok daha düşük gerilim değerlerinde gerçekleşmesini sağlayan bu etkenleri eğer aşina değilseniz konuyla sizi biraz daha merakta bırakmak için şimdilik açıklamayacağım. Bir sonraki videoda bu lambda değerini nasıl ele alabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz ve bu sigma max ifadesinin daha kesin bir ifadesini nasıl elde edebiliriz? Bunun üzerinde duracağım ve ondan sonra zaten bu kırılmayı daha düşük gerilim değerlerinde ortaya çıkartan etkenler neler olabilir? Kendiliğinden yavaş yavaş ortaya çıkma, çıkmaya başlayacak. O yüzden bu videoyu şimdilik burada sonlandıralım isterseniz ve buradaki dalga boyu ifadesinden kurtulup sigma max ifadesini nasıl daha kullanışlı bir hale getirebiliriz? Bir sonraki videoda buna bakalım.